Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda yaptığım kozmetik alışverişinden bahsedeceğim. Havaların soğumasıyla ve cildimde yaşadığım problemlerle biraz böyle cilt bakım ürünlerine ilgim arttı. O yüzden cilt bakım rutinime yeni ürünler eklemeye başladım. Bir kısmı da makyaj ürünleri her zamanki gibi. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Bahsedeceğim ilk ürün bir yüz maskesi. Bu Peter Thomas Roth'un Pumpkin Enzyme isimli maskesi, yani bal kabağı enzimi maskesi diye çevirebiliriz. Bunun vaadi şu aslında: cildinizi yumuşakça soyarak cilt yüzeyinizi yenilemek. Bunu içindeki balkabağı enzimleri ve asitlerle yapıyor. Bu AHA dediğimiz asitler var içinde. Başka onun dışında ne varmış? Bu kısmı İtalyanca. Az önce dediğim gibi AHA, alfa hidroksi asit var içinde. Bu böyle biraz yüzünüzü güneşe karşı hassas hale getirebiliyor. Hani cildiniz hafif hafif soğuduğu için. O yüzden bu tarz maskeler kullanırken mutlaka yüksek güneş korumaları kullanmak lazım. Ben bunu birkaç aydır zaten almak istiyordum ama biraz da yazın geçmesini bekliyordum, lekelerim iyice artmasın diye. Alüminyum oksit var. O da böyle cilde bir parlaklık, ışıltı veriyor. Dediğim gibi amacı daha böyle genç, hafif çizgilerin azaltılmış, işte daha parlak ve cilt yüzeyi yenilenmiş bir cilt sağlaması. Ben bunu bir kez kullandım. Zaten haftada bir kez kullanılması öneriliyor. Ve şimdiye kadar kullandığım en çok yakan maskeydi diyebilirim. İlk sürdüğümde şey gibi hissettim, hani böyle yüzüm düşecekmiş gibi hissettim. Gerçekten inanılmaz yakıyor ama daha önce okumuştum etkilerini. Hani bu normal, bu maske en başta yakıyor, daha sonra cildiniz alışıyor gibi şeyler duyduğum için yıkamadım. Onu okumadan uygulasam direkt böyle cildimi kurtarmak isterdim, hemen yıkardım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi böyle 1-2 dakika içerisinde o yanma hissi duruluyor. Zaten cildinizde 3 ila 7 dakika tutmanız yeterli oluyor. Dediğim gibi ben bunu bir kere kullandım, o yüzden etkileriyle ilgili bir şey söyleyemiyorum ama düzenli olarak kullanacağım. Daha sonrasında geri bildirimleri mutlaka paylaşırım. Bu da DDF'in sülfür maskesi. Sülfürün akne tedavisinde kullanıldığını belki duymuşsunuzdur ve ben bu aralar bir akne tedavisi görüyorum çenemdeki sivilcelerden dolayı. O yüzden bunun faydalı olacağını düşünerek aldım. Hatta haftada bir bunu, bir de bu pumpkin enzimi uygulamayı düşünüyorum cildime. Bununsa asıl amacı bu cildinizdeki fazla yağı emmek ki benim gibi kuru ciltli birinin yağ emici bir maske kullanması hani benim hayal bile edemeyeceğim bir şeydi ama işte akne dediğim gibi başladığı için bunu kullanıyorum. Ve hani bunun hedefi aslında tamamen cildinizde sivilce oluşumunu önlemek, varsa da onlardan kurtulmanıza yardımcı olmak. Bu arada ben az öncekinin içini göstermedim ama bunu göstereyim. Bunu da bir kez uyguladım ve bunun da çok ilginç bir yapısı var. Şu hafif yeşilimsi bir kil maskesi aslında, kükürt maskesi. Ama bu da benim şimdiye kadar kullandığım kil, yani bu tarz maskelerin arasında en çok böyle cildi gereni. Hatta böyle bunu çok gözüme yaklaştırmayayım diye şu kısmını yanağımın atlamışım sürerken. Böyle o kadar geriyor ki alttaki cildi, yanağım sarktı. Hani böyle bu kısmı, boşta kalan kısmı böyle sarktığını gördüm aynada. O kadar geriyor ve incecik bir tabaka uygulamama rağmen. O yüzden hani hem bu hem de diğeri çok ince tabakalarda kullanıldığı için çok uzun süre gideceğini düşünüyorum. Fiyatları bir tık yüksek ama hani yüz maskesi olduğu için ve etkileriyle ilgili çok iyi şeyler duyduğum için bu ikisini aldım. Bu arada merak ederseniz diye bunu da göstereyim. Bu da böyle turuncu, kokusu gerçekten balkabağı gibi olan, yani böyle balkabaklı cheesecake gibi kokuyor. Hiç öyle yakacağını tahmin etmiyorsunuz. Böyle yüzünüze yiyecek sürüyor gibi hissediyorsunuz ama çok sinsi davranıyor kendisi. Ben bunun ikisini de bu arada turuncukasa.com diye bir siteden aldım. Gayet hızlı ulaştı. Gayet hani paketleri zedelenmemiş şekilde geldi. O yüzden siz de eczane yerine böyle bir kanal tercih ederseniz oraya bakabilirsiniz. Ben bu kozmetikle devam ediyorum. Bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Favorilerimde, işte cilt bakım rutinimde, bitenlerde, her yerde gördüğünüz bu Bioderma'nın Sensibio H2O micellar suyu. Ben bu bitince hemen ikili paketini tekrar aldım. Birini kullanıyorum. Diğeri de böyle duruyor. Ben bundan çok memnunum. Gerçekten böyle gözümü hiç rahatsız etmeden makyajın hepsini çıkarıyor ve bunu kulak çubuğuyla böyle göz içimi de temizlemek için kullanıyorum. Yine hiç yakmıyor. O yüzden ben hani bu bende kötü bir etki uyandırmadığı sürece bittikçe alırım. Diğer bahsedeceğim bir ürün ise bir serum aslında. Bu da Dermoskin isimli markanın aktif serumu. Akşam rutinimi izlediyseniz bunu orada da görmüşsünüzdür. Bu benim cilt bakım rutinine en son katılan ürün. Yine doktorumun tavsiyesiyle aldım bunu. Bu su bazlı bir ürün. İçeriği çok temiz, yani çok az ürün var içerisinde. Hyaluronik asit var, böyle okunuyor mu emin değilim. C vitamini var ve B5 vitamini, yani pantenol var. Bu ne yapıyor aslında? Hedefi bunun lekelerinizi açmanıza yardımcı olmak, cildi nemlendirmek ve biraz da böyle C vitamini anti-aging tarzı ürünlerin içinde çok fazla oluyor. Bunun da bir amacı aslında biraz yaşlanma etkilerini azaltmak. Ben bundan çok memnunum. Çok temiz, böyle gerçekten amacına hizmet eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ayrıca içinde paraben yok. İşte silikon yok, yağ yok. O yüzden bu üründen çok memnun kaldım. Sanırım bunu almaya devam edeceğim. Şimdi bahsedeceğim ürünü hiç denemedim aslında. Aranızda deneyen varsa yorumlarını paylaşırsa sevinirim. Bu da La Roche-Posay'in Thermal Spring Water diye geçen aslında mineral suyu. Bunu ben satın almadım. Az önce gösterdiğim iki maskeyi turuncu kasadan satın aldığımda bunu hediye gönderdiler. Yani bir deneyeyim ilk defa kamera karşısında. Kokusu vesaire olmayan, içinde mineral ve tuz olan, böyle güneşe karşı, işte yaşlanmaya karşı, serbest radikallere karşı cildi koruduğunu söyleyen bir su. Bu tam plaj çantalık gibi duruyor ama kullanmadım henüz. Kullanacağım, mutlaka yorumlarımı paylaşırım. Diğer bahsedeceğim üründe hiç kutusunda durduğuna bakmayın. Kutusunu bu video için sakladım ama defalarca kullandığım Physicians Formula'nın Organic Wear BB kremi. Bundan favorilerimde de bahsettim. Bununla yaptığım makyajlarım da var. Hepsinin linkini mutlaka paylaşırım. Ben bundan inanılmaz memnunum. Öncelikle şunu söyleyeyim. İçeriğin %100 doğal ve %70'i de organik. Bu arada benimkinin rengi light. İçinde SPF 20 güneş koruması var. Hani yazın tek başına kullanmak için yeterli olmayabilir ama kışın bence yeterli. Yine de isterseniz altına daha yüksek SPF'li bir şey uygulayabilirsiniz. Ben bunu inanılmaz seviyorum. Yani kuru ciltleri çok uygun. Hafif böyle köpüksü bir yapısı var. Sanki cildinizi pul pul yapacakmış gibi hissediyorsunuz. Hani kuru ciltler sıvı şeyleri sever ya. Ben en azından öyle şeyleri seviyorum ten ürünlerinde. Ama hiç öyle yapmıyor. Yani çok güzel böyle merhem gibi, krem gibi böyle direkt elinizle uygulayabiliyorsunuz. Kapatıcılığı güzel, rengi güzel. Bayağı memnunum şu anda bundan ve direkt hani BB krem süreceksem ki her gün hani BB ya da CC krem sürüyorum. Direkt bunu kullanıyorum bu ara. Çok memnunum. Ben bu ay Estée Lauder'in online sitesini keşfettim ve çok da iyi yapmışım galiba. İlk giriş amacım aslında bu Advanced Night Repair adlı serumun büyük boyunu almaktı. Dediğim gibi cilt bakım ürünlerine inanılmaz ilgim arttı son zamanlarda ve bu serumla ilgili de çok iyi şeyler duymuştum. Bunu almak için girdim. Ama bunun büyük boyu böyle 300 lira mı? Bir büyük boyda 500 lira falan. Yani bence çok yüksek fiyatlı. O yüzden emin olamadım. Bir denemek istedim önce. Gerçekten işime yarayacak mı? Hani değecek mi bu paraya diye. Sonra bunun küçük boyuyla bu Bronze Goddess isimli bronzer'ın olduğu bir paket buldum. Emin değilim fiyatından. Bir online siteden kontrol etmenizi tavsiye ederim ama böyle 150-160 civarı bir fiyatı vardı ikisinin. Bu arada bu deneme boyu. Bunun asıl yanında gelen 30 mililitre galiba. Hani bu bir de ekstra gönderdikleri. Ve bu alışverişimden çok memnun kaldım. Çünkü bu bronzer'ı inanılmaz beğendim. Kocaman, çok güzel, soğuk bir renk. Bu arada 2 numara mediummuş bunun rengi. Ben bunu bilmeden aldım. Ama çok güzel kontür yapılıyor. Çok güzel hani bronzer yerine de kullanıyorsunuz. Böyle ışığa tutunca hafif içinde ışıltılar var. Şu an görünüyor mu emin değilim ama hiç onlar böyle simsim durmuyor. Hatta şu anda da yanağımda o var. Gerçekten çok severek kullanıyorum bunu aldığımdan beri. O yüzden çok memnunum. Bunu ise 2 kere denedim. Kokusu inanılmaz kötü. Ya aranızda bunu kullanan varsa lütfen beni aydınlatırsa çok sevinirim. Benimkinde mi bir sıkıntı var? Bu arada diğer boyunu da denedim. Hani acaba bozuk mu bu diye. O kadar kötü çünkü. Dayanabilirsem koklayacağım. Gerçekten korkuyorum bunu kullanmaya kokusundan dolayı. Hani dediğim gibi kullanıyorsanız o konuda yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. O yüzden bunu bir iki kere kullandım ama bunu neredeyse her gün kullanıyorum. Bir de bu alışverişimden bir hediye daha gönderdiler bana. O yüzden bayağı sevdim Estée Lauder'in online sitesine. Bu da Take it Away isimli makyaj temizleyici losyon. Bunu da henüz kullanmadım. Elimde çünkü şu an Cetaphil var. O bittikten sonra Kiehl's'a devam edeceğim. Hani buna uzun bir süre zaman gelmez diye düşünüyorum ama bununla ilgili de çok iyi şeyler duymuştum. Hatta kullanan bir arkadaşım da var. Bakalım bunu da kullanınca yorumlarımı paylaşayım. Artık sanırım gratis ürünlerine geçebiliriz. Her zaman gibi oradan da alışveriş yaptım. Ne indirimi de hatırlamıyorum bu sefer. 29 Ekim değildi galiba. Bir öncekiydi ama bir hafta sonu indirimiydi. Bunu da yine videolarımda gördünüz. Bu Sleek isimli markanın Idlewine paletlerinden Sunset isimli far paleti. Bundan favori videomda da bahsettim. Bununla bir makyaj da yaptım. O yüzden yine çok detaya girmeden sadece size renklerini göstereceğim ve yapılarından çok kısaca bahsedeceğim. Renkleri inanılmaz güzel şu hariç. Gerçekten pigmentasyonları çok iyi, çok güzel renk veriyorlar. Yani bu paleti aldığıma çok mutluyum. Çok güzel de sonbahar makyajları yapılıyor bununla. O yüzden bayağı memnunum. Gratis'te devam ediyorum. Gratis'ten şu Maybelline'in adı ne bunun? Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 saat. Ne kadar uzun ismi varmış. Bu eyeliner'ını aldım. Ben daha önce MAC'in Fluid Liner'ından Black Tray'i kullanıyordum. Yani siyah olanı. Bunu da aslında biraz o ümitle aldım ama nedense çok beğenmedim. Ya ben eyeliner kullanmaya uygulamayı unuttum gerçekten. Çünkü bu ara yani son zamanlarda aldığım eyeliner'ların hiçbirini çok beğenmiyorum. Bana kolay gelmiyor uygulaması. Dediğim gibi hani benle ilgili de olabilir bu. Ama çok kötü de değil. Hatta şu anda da gözümde o var. Yani bir iki kere kullandığım için çok net bir yorum yapamayacağım. Bir süre daha deneyeceğim bunu. Sonrasında fikirlerimi mutlaka paylaşırım. Bir sonraki üründen de çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü bundan da diğer videolarda çok fazla bahsettim. Bu da Golden Rose'un Velvet Matte serisinden 14 numaralı süper. Ne denir ki bu renge? Böyle hafif mürdümümsü ama soğuk gül kurusu gibi bir renk. Ben bunu bayağı severek kullanıyorum. Yapıları da çok güzel. Eğer bu Golden Rose'un Velvet serisine hiç bakmadıysanız mutlaka bir bakın. Bu rujla en çok kullandığım kalem ise Essence'in 6 numaralı bu kalemi. Zaten ben Essence'in ruj kalemlerini çok seviyorum. O yüzden bunu da bayağı severek kullanıyorum. Essence'den başka ne aldım? Bu arada ben bunu Essence'in internet sitesinden aldım. Renklidükkan.com. Hani sizin de çevrenizde işte Rossmann'da, Eve'de öyle yerler yoksa benim yok. Bakabilirsiniz online sitesine. Diğer bir aldığımsa bir kaş kalemi. Benim Make Up For Ever kaş Aqua Brow kaş kitine duyduğum aşkı galiba biliyorsunuz videolarımı takip ediyorsanız. Ama o bitmek üzere, hatta bayağı bitti ve artık o kadar kalıcı bir şey kullanmama gerek kalmayacak, suya dayanıklı. Çünkü uzun bir süre denize, havuza girmeyeceğim. Daha böyle pratik bir şey alayım dedim. Bu Essence'in Eyebrow Designer'ını aldım. Benimki 4 numara blond rengi. Güzel, hani kötü diyemeyeceğim, güzel bir kaş kalemi. Benim kaş rengime de çok güzel uyuyor. Hani siz de böyle küllü bir sarı ya da çok açık kahve istiyorsanız bakabilirsiniz. Ama birazcık kaşımı döktü gibi hissettim. Yani benim normalde diğerini uygularken hiç böyle fırçaya kaş gelmiyordu. Ama bunu da bir iki sefer geldi. O yüzden emin değilim. Biraz daha deneyip öyle yorum yapsam daha iyi olacak. Son bahsedeceğim ürün ise yine aynı siteden aldığım Catrice'in Made to Stay Inside Eyes Highlighter kalemi. Göz içi aydınlatıcı kalem diye geçiyor. Bundan memnunum. Yani göz içi kalemlerin çok kalıcı olduğuna şahit olmadım. Özellikle böyle açık renklerin. Ama bu fena değil. Hani şu anda da var gözümün içinde. Memnunum bundan. Gözümün içine açık bir kalem süreceğim zaman bu aralar bunu sürüyorum. O yüzden bakabilirsiniz. Bir sonraki bahsedeceğim ürünler Avon'dan aldığım rujlar. Bunlar Avon'un mat rujları. İsimleri var bilmiyorum ama matlar bayağı. İki rengini aldım ben. Birisi Superb Wine. Bundan 10 favori rujumda da bahsetmiştim. Hatta sizin için swatchlayayım. İnanılmaz kremsi. Kullandığım en kremsi mat ruj diyebilirim bunlar için. Ama böyle olduğu için de zaten kalıcılığı inanılmaz yüksek değil. Yani ne kadar kremsi o kadar az kalıcı bence. Ama bu rengi çok seviyorum ben. Yapısını da seviyorum. Sadece birkaç kez yenilemek gerekiyor. Yine aynısını açtıysam. Ama o da çok sorun değil. Çünkü fiyatları uygun, yapıları güzel. Diğer renk ise Red Supreme. Bunu da göstereyim. Bu da böyle bayağı güzel bir kırmızı. Bunu açıkçası daha hiç kullanmadım çünkü kırmızı ruj süreceğim zaman ben sadece Ruby Woo sürüyorum MAC'ten. Ama hani bunun da böyle içinde hafif pembelik var. Hoşuma gitti bu, o yüzden yakın zamanda bunu da deneyeceğim. Bahsedeceğim son ürünler ise saç ürünleri. Ben şu üründen Ekim favorileri videomda bahsetmiştim. Bunlar BC Hair Therapy'nin Fiber Force serisinden bu şampuanı, bu da sıvı saç kremi. Ben saçımla ilgili ciddi problem yaşıyorum. İnanılmaz dökülüyor. İşte çok kuru vesaire. Biliyorsunuzdur zaten, takip ediyorsanız sıkıntılarımı. Bu ara bir cildim bir saçım takmış durumdayım. Düzelteceğim ikisini de. Bunlar bana çok iyi geldi. Yani şampuanı da, kremi de, maskesini de aldım bu arada bunun ama onu unutmuşum getirmeyi. Zaten 1 litre şöyle ama aynı seriden. Bunlar ciddi anlamda zarar görmüş saçlar için yapılmış bir seri. Saçı özdeş keratinler var içinde. Hatta bir takipçim Ekim favorilerin videosunun altında bunun içinde Hint yağı olduğu için saçı çok çabuk uzatıyor dedi. Umarım öyledir. Bu ara saç uzama ile ilgili çok bir sıkıntı yaşamıyorum. Birkaç yöntem deniyorum ve işe yarıyorlar. Bu da destekliyor olabilir gerçekten. Eğer saçınız böyle zarar gördüyse ya da benim gibi kuruysa bu seriyi çok öneririm size. Bu BC'nin şampuanlarını kuaförünüzden alabilirsiniz. Ya da internetten alabilirsiniz. Bu saçhane gibi siteler var. Oralarda satılıyor. Oralardan bakabilirsiniz. Bahsettiğim ürünlerin hepsi bunlardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir kısmını bir süredir kullandığım için geri bildirimlerimi paylaşabildim ama bir kısmını zaman içinde kullandıkça mutlaka diğer videolarda anlatacağım. Memnun kaldım mı, kalmadım mı? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.